Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Vallahi iyiyiz. Sizi gördük, memnun oldum. 90 yılında kurulmuş bir kanunmuş Prosgep. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın dedektifleriyle Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası aracılığıyla kurulmuş. O tarihlerde sanayi yönelik, sadece sanayinin eğitim danışmanlık ve laboratuvar hizmetleri diye kurulan bir kanun kuruluşu. 1990'dan 2002 yılına kadar teşvik mekanizmasında olmayan kurulmuş. Sadece uzmanların danışmanlık ve rehberlik yaptığı, yaklaşık bir o tarihe kadar tam benim sicil numaram 698'dir. 700 kişinin çalıştığı bir kamu kuruluşu. Şu an 2000 kişi çalışıyor. Kamu kuruluşları arası iletişim kurarken çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu kapsamda bir yönetmeni çıkardık. Teknik danışmanlık ve kooperatif ve danışmanlığı diye bir mekanizma oluştu. Usul esaslar da yakında çıkacak. Orada değerli hocalarımızdan inşallah çok yararlanacağız. Bir işletme başvurduğu zaman E-Devlet üzerinden başvuruyor. Projesini E-Devlet üzerinden sunuyor. İzleyici hocalarımız da sistemler raporlarını hazırlıyorlar. Kırtasiye de benimize ettik. Bu da bayağı bir tasarruf sağlıyor bizim için. Kurullarımız bizim müdürlükte oluyor. İki tehlike Prosgep Türkiye'nin en büyük müdürlüğü. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından 18 Haziran 2013 tarihinde kurulmuştur. Alanında uzman, profesyonel, güçlü, dinamik akademik kadrosuyla tam 5 yıldır eğitim hizmeti vermektedir. Ayrı ayrı, ben burada bütün de gösterdim ama ayrı ayrı bölümlerimizi, fakülte ve yüksek okullarımızı tanıtacağım. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemiz 4 bölüm alanlarında uzman 31 öğretim üyesi ile eğitim vermektedir. Sağlık Bilimleri Fakültemiz yine 4 bölüm alanlarında uzman 20 öğretim üyesi ile eğitim vermektedir. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültemiz 4 bölüm ve alanlarında uzman yine 22 öğretim üyesi ile eğitim vermektedir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz şu an 2 bölüm alanlarında uzman 8 öğretim üyesi ile eğitim vermektedir. 2 tane enstitümüz, Sosyal Bilimler Enstitümüz ve Fen Bilimleri Enstitümüz mevcut. Sosyal Bilimler Enstitümüzde işletme ve psikoloji ana bilim dalında, Fen Bilimleri Enstitümüzde ise iş sağlığı ve güvenliği ve inşaat mühendisliği ana bilim dalında eğitim vermektedir. 2019 yılı başından itibaren ARGE inovasyon projelerinin verilmesi ve onaylanıp başarıyla tamamlanması sonucunda ticarileşme, seri üretim ve ihracat odaklı yatırımlar için COSGAP'in öneminin giderek artmakta olduğunu gözlemekteyiz. Bu bağlamda Tekno Yatırım, Stratejik Ürün Destek Programı, Teknopazar, İşbirliği Destek Programları ile özellikle öğrencilerimiz için Girişimcilik Destek Programı büyük önem arz etmektedir. Bu programlarla ilgili kurullarda ve izleyici olarak görev almada üniversite hocalarımızın katkıları hem sanayi üniversite işbirliğimizin gelişmesine hem hocalarımızın COSGAP'te deneyimledikleri proje bazlı çalışmaları öğrencilerimize aktarma imkanı yaratacaktır. Genelde bizim deneyimlerimiz, ben 15 yıldır sektörün içinde yeminli mali müşavir olarak ve bilim adamı olarak ekiple beraber genelde bizim yaptığımız, önce diyoruz ki vergisel yüklerinizi bir üzerinden arındıralım. Yani bir tasarım ya da ARGE merkezi kuruyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu işin başı artık TÜBİTAK ve COSGAP ARGE. ARGE inovasyon projesiyle prototip yaptıktan sonra önemli olan bunun uygulaması. Ticaretleşme, seri üretimi. Onunla ilgili işte bu destekleri hem COSGAP bağlı hem TÜBİTAK hem de Ekonomi Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı. Evet. Ticaret Bakanlığı oldu. Dolayısıyla biz şu anda deneyim olarak 19 teşviği uygulayabilecek durumdayız. Hem mevzuat, hem uygulama, hem detay. Ve dediğiniz gibi mali konularda, yemin raporu vesaire konularında biz bu konuda her türlü şeyi, desteği, yani nasıl bir çalışma yapacaksak, nasıl öngörülecekser biz hazırız. Söz sizin efendim, buyurun. İş birliğinde çözebilirsek, değerli hocamın İnşallah. Dediği gibi, sektörde dedim ki konveksiyonel üretim işte ama tekstil de çıkmamamız gereken bir sektör. Tekstil muazzam bir sektör. Yani otomotiv ve tekstil sektörü Türkiye'nin lokomotifi. Tekstilde evrilmek lazım. Yani markalaşmak çok önemli. Ama topyekun çekersek işte Çinliler gelip İtalya'da sokakta tekstil atölyelerini kurar.
Tamam, katma değeri düşük ama o hem istihdam sağlıyor hem de üretim hiçbir şekilde durmuyor. Orada en büyük sıkıntı, Sayın Rektörüm biraz önce dediğim gibi, biz yerli makinede sıkıntımız var. Evet. Otomasyon sistemlerinde sıkıntımız var. Sensör teknolojisi muazzam gelişiyor. İşte Endüstri 4.0 diyoruz ama hep kelimede kalıyor. Biz 3 haftalık 4'e geçtik lan. Nesnelerin konuşması, interneti, veri madenciliği, yapay zeka. Onunla ilgili de 2-3 ay sonra içeriye çıkacağız. İmalatçı sanayi Endüstri 4.0'a geçişte yapay zeka, veri madenciliği veya ERP sistemi kuracaksa işletmesini, Big Data, evet hocam, Sayın Rektör. ÇEDER ile temasa geçerse ve bunu projelendirirse oradaki tüm yatırımlarını biz 1 milyon TL'ye kadar destekleyeceğiz. Dokuz sektörde. Çünkü artık robot teknolojisi de muazzam gelişti. İşte Almanların bir insan bir fabrika modeline geçtiği yerler var. Türkiye'de de bunu en iyi yapan Bosch şu an. Endüstri 4.0 tamamen birebir uygulayan. Şimdi insanlar pek ilgilenmiyormuş. Ya bir öğrenci için ya da bir araştırma görevlisi için çok büyük para. Yani oturup da yani bir projeye 15 bin lira geçtiğini anlayabiliyorsan. Şimdi bunlara biraz ilgi de yok. Çok hazır oluyorlar. Bir diğer olay şeylere Almanlar falan neyse attığı zaman bunun bakımını da biz yapacağız diye bir anlaşma imzalıyor üstüne. Yani bunlar sana hiçbirinin gelişmemesine en önemlisi yok. Neden bir tanesi bu? Şimdi Karadağ'da ben sordum ya ne kadar sizin ihracatınız var? Dedi 22 milyar dolar. Valla 700 bin nüfusu olan bir ülkeye 22 milyar dolar ihracat olur mu? Yani ben onlar yol sport yapıyor. Sırbistan'dan geliyor ötlerine. Tamam oradaki işte yemeği gibi. Mesela liman orada oldu. Liman orada oluyor. Şimdi Türkiye'de de yani tamam belli limanlar var. Gittik Arnavutlu'da der geldi bana. Tamam mı? Şeyde. Adam bize bir ümit verdi. Dedi ki bizde de Atina'dan da hedefimizde Atina'ya geçmek. Bir dakika ya. Atina'nın ihracatı şey ithalatı 150 milyar dolar. İhracatı 110 milyar dolar. Senin ihracatın 4 milyar dolar. İthalatın 6 milyar dolar. Nereye geçiyorsun? Yani hani biz bunu şey yaparken tabii bir takım boyutları, rakamları iyi çıkarmamız lazım. Şimdi sektör analizini çok iyi yapmamız lazım. Türkiye'nin en büyük illerinden biri Muğla. Organize sanayi bölgesi yok. Yani muazzam bir potansiyeli var, ticaret var zaten bir bölge. Ona da aynı teşviği gösteriyorsun. İstanbul'a da aynı teşviği gösteriyorsun. İşte geçen sene COBİ geldiği girdik, sektör çalışması yaptık, ildeki 5 sektörü belirledik, bu sektörleri destekler bizi. Ama öyle olunca da öbürleri küstü. 6. 7. sıradakiler niye 5? Yani bunun optimizasyonunda tam yapılması lazım. Ama işte en büyük sıkıntı orta yüksek teknoloji aşamasında bizim imalat olmazsa olmazımız ama düşük teknolojiden çıkıp orta yüksek teknolojiye hızlı bir şekilde dönüşüm yapmamız gerekiyor. Bunun içinde insan kaynağı var, yetişmiş eleman var, İstanbul'dan var ama İstanbul'dan bir 40 kilometre çıkın Çorlu'da bir tane personel bulamazlar. Evet. Bir rapor hazırlanması istendi. Bu raporun da bakanlıktan olacaklar. Biz raporun ön hazırlığına başladık, içimizde verdik. Hatta zaten bizim ön çalışmamız da aslında çözümü de içinde olduğumuz için biliyoruz da. Fakat şöyle bir sınırlamayla karşılaştık. Dediler ki bu raporu hazırlayabilecek kişilerin belli bir kriterleri olması gerekiyor. O kriterler de öyle bir sonuçlar veriyor ki yani biz işi biz yapacağız, sonunda çırak çıkacağız. Ankara'da birkaç firma var, onlar ancak bu raporu hazırlayabiliyorlar. Onun haricinde yani öyle kriterler sonucunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Ben onu soracaktım, COSGAP bu tip danışmanlık şeyini belirlerken yani o kriterler herkesin gerçekten sektörün içinde olan bizler gibi arkadaşların katılımına imkan tanıyacak bir özellikte mi olacak çünkü? O yönetmelik çıkan yönetmelik, danışmanlık yönetmelik, şimdiye kadar çıkmış en sağlam yönetmelik. Yani mesleki sınava girmekten sonra COSGAP kendi de eğitim verecek. Bu danışmana 200 saatte COSGAP eğitim verecek, şunları yapacak. Bir sınava girecek, Sakarya Üniversitesi mesleki yeterlilik seviye 6 var, onu geçmek de çok zor. Akabinde bilmem kaç saat danışmanlık isteyecek, kendi eğitim verecek, öyle update edecek. Öbür türlü zaten o iş olmaz, sizin dediğiniz gibi Ankara'da bir adrese belli bir yere danışmanabilir. Tekstil sektöründe de işte tekstil makineleri adlandırabilir. COBİ'ken ilk destekleyen bendim. Onun odasında hatta tartışmışlığımız da vardır. Yani baktık geçen sene topu İstanbul'da bile 15 tane gelmiş. 15 tanesine destek vermiş. Yani ne kadar önemli bir konu.
Yani raporda yazıyor da, olumlu, olumsuz, her şeyi görüyorsunuz. Her kobinin niteliğine göre desteğimiz var. Biz hizmet sektöründe çıktık ama herkesi küstüremeyiz. Kasabı, manavı da destekliyor. Ona da 10-15 bin lira desteğimiz var. Onları kurula sunmuyoruz. Yani siz manav dükkan açacaksan ya da 70 bin tane işletmeyi destekledik. Bunun 10 bini hafır. Yani devletin parası maalesef öyle gitti. Kuaför de aynı sokakta İstanbul'da işte Esenyurt'ta geçen hafta 200 tane girişimi destekledi. Daha geçmişte de temizliyor şimdi. 18 tane eczane geldi Esenyurt'ta. Dedik Esenyurt'ta ne oluyor? Müdürüm göç oluyor. Göç olunca da sağlık merkezleri açılıyor. 18 tane eczane. Ya dedim yan yana açılıyorsunuz. Çocuklar da işte 2018 diploması yanmasın hemen eczane falan açıyorlar. Kuaför açıyorlar. Esenyurt'ta rakam girişimcilik potansiyeli en yüksek yerlerden biri Esenyurt. Göçü olduğu için rakam da çok yüksek nüfus. Yani her kurulda 30 dosya değerlendiriyoruz. 10-12'si Esenyurt'tan geliyor. Ben sizden bir protokol için talebinizi Ankara'ya göndereceğim. Tamam. Protokolde direkt KOSGEB Başkanı'nın imzası olması lazım. Onlar değerlendiriyor bir üniversiteyi. Ondan sonra protokol imzalayacağız. ARGE protokolümüz. O aşamada gider. Onu şimdi yaparken bir de tekmer protokolü gelirken o arada hangisinin olacağına karar verelim diyorum ben. Biz her üniversitede farklı protokoller yapıyoruz. Bazılarında ARGE protokolü yapıyoruz, bazılarında direkt tekmer protokolü. Aydın Üniversitesi'nde mesela tekmerimiz var orada, içtiklerimiz var, onu destekliyoruz. Ama Kültür Üniversitesi'nde yerde bulamadılar, çok yapmak istediler, E5'te olduğunu. Onlarla da ARGE işbirliği protokolü. Şimdi ARGE'ye geçeriz. Ondan sonra bir ay sonra tekmer protokolüne dönme olayı olur. Tüm öğrencilerinizden veya girişimci ruha sahip insanlar bize yönlendirmenizi istiyoruz hocam. Bizim kapımız her zaman açık. Çocuklar çok iyi şeyler yapan çocuklar çıkıyor çünkü. Evet. Sizden de gelen oldu birkaç tanesi. Esenyurt mezunlar diye. İlk geldiğimde üniversitenin adını orada. Mezuniyet diplomasından geldim. Sonra yoldan geçen Fatih'in üniversitesi. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun.